Araç kiralama artık modern hayatın vazgeçilmezlerinden biri oldu. İşte böyle bir firmaya konuk oluyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir Balçova'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Mısırlı Rent-A-Car'a konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Aytaç Mısırlı var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgi aktaracaklar. Aytaç Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim tekrar. Öncelikle efendim Mısırlı Rent-A-Car olarak bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz, bizi şereflendirdiniz. O şeref bize ait, bizler için de çok büyük bir keyifti sizleri ziyaret etmek. Aytaç Bey, ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz faaliyetlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Aytaç Bey'i tanıtmak istiyorum. Aytaç Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu efendim? Aytaç Mısırlı 1975 doğumlu. Bu işte de 10 yıldır faaliyet gösterir. Evet. Bizim faaliyet göstermeye başladığımızda 10 yıl önce bir tane araçla başladık. Filomuzu büyüttük. Bundan sonraki hedeflerimiz daha da büyük olmak istiyor. Olmasını istiyoruz. 10 yıllık bir geçmiş var sektörde. Ciddi de bir tecrübe aslında bu 10 yıllık periyot. Tabii. Yani uzun bir zaman. 10 yıl dediğimizde tabii bu 10 yılın öncesi de var. Amatörce yaptığımız 10 yılda profesyonel olarak yapıyoruz. Evet, aslında çekirdekten yetişmiş bir isim diyebiliriz Aytaç Bey için. Çok küçük yaşlarda otomobil merakı var. Zaten evet. Bir erkekte olması gereken bir şeydir bence bir evet. Otomobil aşkı. Değil mi? O da bizde çok küçük yaştan beri var. Başladı ve faaliyetler bu şekilde devam ediyor diyebiliriz. Biraz da Mısırlı Rent-A-Car'dan bahsedelim. Burayı kaç yılında kurdunuz Aytaç Bey? Ve burada neler yapıyoruz? Burası 2007-2008 yıllarında kuruldu. O zamandan beri de işte oto kiralama, aylık kiralama, günlük kiralamalar şeklinde faaliyet gösteriyoruz. Aslında Rent-A-Car sektörüyle alakalı birçok hizmeti burada verebiliyorsunuz diyebiliriz. Tabii. Özel ulaşım transferlerimiz oluyor. Özel çekimlere, film şirketlerine, işte düğünlere özel araçlarımızı veriyoruz. O şekilde çalışıyoruz. Peki hizmet sektöründesiniz burada Aytaç Bey. Yapılabilecek hatalar da ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin kriterleriniz neler hizmet verirken? Hani olmazsa olmazlarınız vardır mutlaka. Önce müşteri memnuniyet. Çünkü biz araçlarımızı verdiğimizde bu araçlar can taşıyor. Değil mi? Araçlarımızın kaliteli olması, müşterimize güler yüzlü olmak, yaptığımız işin arkasında durmak, bir aracımız bozulursa onun yerine bir araç vermek. Ya o sıkıntıyı giderebilmek değil aynen mi? Aynen öyle. Çünkü bu sıkıntıyı gideremezseniz insanlar memnun olmaz ve sizi bir daha aramazlar. Ya şunu söyleyebiliriz aslında bizim Mısırlı Rent-A-Car olarak. Önce hizmet diyoruz, sonra ticaret diyoruz burada. Aynen öyle. Yani önce insanların güvenini kazanmak, sonra para kazanmak. Dürüstlük aslında ya. Yani aynen. Aslında temel nedeni doğrusu de bu. Doğrusu o. Dürüst yaparsanız zaten ayakta duruyorsunuz. Yoksa bir şekilde siz de piyasadan silinip gidiyorsunuz. Evet, severek yapıyorsunuz ama işinizi. Evet. Hatta bence başarınızın yani, sırrı bu aslında. Evet, işimi çok seviyorum. Evet, peki gelen konuklar nerelerden geliyor buraya Aytaç Bey genelde? Yurt dışından, il dışından, dünyanın birçok yerinden internet sayfamızdan bize ulaşıp araç isteyen müşterilerimiz var. İnternet sayfamızı hatırlatalım bu arada. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz sizlere? Mısırlı Rent-A-Car diye girerseniz internet üzerinden bize ulaşırsınız. Evet. Bir de sektördeki maalesef en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani aynı fikirdeyizdir diye düşünüyorum Aytaç Bey. Bu işi bilmeyen insanların da bu işi yapıyor olmaları maalesef. Evet. Son dönemlerdeki en büyük yaşadığınız sıkıntılardır belki. Çok doğru bir söz söylediniz. Çünkü bu işin ardında bu işi bir tane iki tane arabayla yapan kişiler var. Değil mi? Ne sigorta ne kasko daha önce de söylediğimiz hiçbir şey gibi hiçbir şey yok. Araç bozulsa bir şey karşılayamazsınız, alamazsınız, yolda kalırsınız. Bunları yaşamak istemiyorsanız ciddi firmalarla çalışmanız gerekiyor. Değil mi? Kesinlikle bir kere herkes kendi bildiği işi yapmalı. Burada vergi ödüyorsunuz, istihdam sağlıyorsunuz. En evet. Önemlisi değil mi? Aynen. Bunlar önemli kriterler. Bu şekilde ticaret yapıyoruz ve bunun arkasında da sağlam durmaya çalışıyoruz. Evet. Peki kaç personelle çalışıyorsunuz burada Aytaç Bey? İki. İki personelle evet. Beraberiz. Hedeflere ulaşabildik mi? Dönelim belki bir 10-15 sene önceye. Buraları hayal ediyor muyduk bu yola çıkarken? Yok.
Yetmiyor. Böyle bir hayalimiz yoktu. Aslında bu kadarı da bizim için mucize ama çok daha iyilerini de yapmak istiyoruz. Hedef de bitmiyor değil mi? Yok. Ne insan hayatı? Evet. İnsan hayal ettiği sürece yaşarmış. Bizim de hayallerimiz var hala. Biz bu yolda başarılar dilerim sizlere. Teşekkür ediyorum. Herkesi bu aile yerine davet edelim buradan. Ekran başındaki izleyicilerimize, İzmir halkını, tüm Türkiye'yi, hatta dünyayı diyelim. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Ateş Bey. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir Balçova'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Mısırlı Rentegar'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.